Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali için tam kanunsuzluk başvurusunu reddetti. Hatay kararı ise görüşülüyor. Detayları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa. Ahmet, Hatay kararına ilişkinde hemen sıcak bilgi, son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Kısa bir süre önce YSK'dan edindiğimiz bilgiye göre seçim kurulu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun olan tam kanunsuzluk başvurularında reddetti. Geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay ve İskenderun için tam kanunsuzluk başvurusu yapmış ve 8 maddelik gerekçelerinde dosyayla Ahmet Yener'e, YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etmişti. Aynı gün içerisinde İYİ Parti ise Ordu için tam kanunsuzluk başvurusunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce ilk etapta Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin Ordu için, Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olan tam kanunsuzluk itirazını reddetti. Ardından da CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun için yaptığı olağanüstü başvuruda tam kanunsuzluk başvurusu da yine reddedildi ve Yüksek Seçim Kurulu şu anda toplantısına halihazırda devam ediyor. Ama önündeki iki kritik başlık, bu seçim sürecinde de iki kritik başlık vardı. Onlar da reddedildi kurul tarafından. Tekrar altını çizmemizde fayda var. CHP'nin geçtiğimiz günlerde tam kanunsuzluk nedeniyle 8 maddelikle de itiraz ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun seçimlerine ilişkin başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kurulun bugünkü toplantısında reddedilen bir tam kanunsuzluk başvurusu da İYİ Parti'nin Ordu için yaptığı başvuruydu. Ahmet